Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça ilginç ve belki de biraz ürkütücü bir sorunun cevabını vereceğiz. Bir yılanın başını kestiğinizde gerçekten kafasıyla hala hareket edebilir mi? Bu mitin arkasındaki bilimsel gerçekleri öğrenmek için videomuzu izlemeye devam edin. Bölüm 1, mitin kökeni ve genel bilgiler. Birçok insan, bir yılanın başını kestikten sonra bile hareket etmeye devam ettiğini duymuştur. Bu durum, filmlerde ve doğa belgesellerinde sıkça gösterilir. Peki, bu ne kadar doğru? Bölüm 2, bilimsel açıklama. Evet, bir yılanın başı kesildikten sonra bile bir süre hareket edebilir. İşte bunun arkasındaki bilimsel sebepler. Sinir sistemi ve refleksler, yılanlar, merkezi sinir sistemlerine bağlı olarak birçok refleks hareketini gerçekleştirebilirler. Bir yılanın başı kesildiğinde, sinir sistemi hala bir süre boyunca aktif kalabilir ve refleksif hareketler yapabilir. Bu yüzden yılanın başı kesildikten sonra bile ısırma hareketleri yapabilir. Enerji depoları, yılanların kaslarında depolanan enerji, baş kesildikten sonra bile kullanılabilir. Bu enerji, kasların kasılmasına ve hareket etmesine neden olabilir. Nörolojik aktivite, bir yılanın beynindeki nörolojik aktivite, baş kesildikten sonra kısa bir süre boyunca devam edebilir. Bu da hareketlerin devam etmesine yol açar. Bölüm 3, tehlikeleri ve önlemler. Kesilmiş bir yılan başı hala tehlikeli olabilir. İşte dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar. Zehirli ısırıklar, zehirli yılanların başları kesildikten sonra bile ısırma refleksi gösterebilir ve zehir enjekte edebilir. Bu yüzden, yılanın başı kesilmiş olsa bile dikkatli olmalısınız. Güvenli uzaklık, yılanlarla çalışıyorsanız veya yılanların bulunduğu bir bölgede yaşıyorsanız, her zaman güvenli bir mesafede durmalısınız. Kesilmiş yılan başlarına dokunmaktan kaçının. Bölüm 4, yılanların hayatta kalma stratejileri. Yılanların başları kesildikten sonra bile hareket edebilmesi, evrimsel bir hayatta kalma stratejisidir. Bu hareketler, avcıları korkutabilir veya dikkatlerini dağıtabilir, böylece yılanın geri kalanı kaçabilir. Bölüm 5, efsaneler ve gerçekler. Birçok efsane ve halk hikayesi, yılanların başlarının kesildikten sonra bile hayatta kalabildiklerini anlatır. Ancak bilimsel gerçekler, bu tür hikayelerin abartılı olduğunu gösteriyor. Yılanların başları kesildikten sonra kısa bir süre hareket edebilirler, fakat bu hareketler, sinir sistemi ve kaslardaki enerji nedeniyle gerçekleşir ve uzun süreli hayatta kalma anlamına gelmez. İşte bir yılanın başını kestikten sonra neden hareket etmeye devam ettiğinin bilimsel açıklaması böyle dostlar. Bu konuyu aydınlatabildiysek ne mutlu bize. Eğer videomuzu beğendiyseniz, like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.